elvanikum geçtiği halde burada uruk geçmemesi, ırklar geçmemesi efendim yani dillerinizin ve renklerinizin farklılığı geçtiği halde ırkların geçmemesi çok manidar. Evet. Dolayısıyla çünkü ırk etnogenez kuramının kurucusu Gumilev'in de isabetle teşhis ettiği ve ispat ettiği gibi bence etnogenez kurucusu aynı isimli eserinde gerçekten de ırklar asli değildir, kültüreldir, oluşmuştur. Vat'idir, oluşmuştur, tarihseldir ve kültüreldir der. Çok ve iyi. Hakikaten de ispat eder bunu. Evet. Gerçekten de. Yani bu manada mesela Türk ırkının oluşumuna baktığınızda yani milattan sonra 4. yüzyıldan evvel bu kelimeyi göremiyorsunuz. Evet. Anlatabiliyor muyum? Tamamen kültürel, sosyal. Tabii kültürel. Bu ırkın yaşadığı yerlerde daha önce yüeciler yaşıyor. Evet. Ondan önce soktlar yaşıyor. Anlatabiliyor muyum? Ondan önce Juanlar yaşıyor. Milattan önce binlerde. Evet. Evet. Ondan önce kimlerin yaşadığını bilmiyoruz. Hatta İskender o bölgelerden Orta Asya'dan geçiyor. Orta Asya'dan geçerken İskender'e saldıranlar var. Orta Asya kavimleri. Bu saldıranların hiçbiri hakkında Türk denmiyor. Anlatabiliyor muyum? Evet. Dolayısıyla bu böyledir yani. Tabii. Onun için ırk geçmiyor. Çok önemli, büyük bir mevzuya başlangıç yaptınız. Onu hissediyorum. Eyvallah. Yani lokma büyük koparıldı. Eyvallah. İnşallah hazmı için uğraşacağız. Ayet-i Kerime'yi bir daha hatırlatalım izleyicilerimize izninizle. Eyvallah. Oradan yürüyeceğimizi bilsinler. Orada ırkların suni olduğunu Eyvallah. Söylediniz. Irklar yoksa ne var? Onu bir daha hatırlatalım. Eyvallah. Ne var? Efendim şuub ve kabail. Kabail. Niçin lite'arafu? Evet. Efendim. İşte evet. Sır burada. Evet. Aslında anahtar kelime bu. Tanışasınız diye. Hatta anahtar lam. Lam-ı ta'lil. Oradaki li. Evet. Gerekçe lamı. Gerekçe lamı diyoruz. Gerekçe ne? Rabbimizin yaratılıştan koyduğu ayrılıkların, farklılıkların daha doğrusu. Gerekçesi, tek gerekçesi li te'arafu. Yani yakınlaşasınız diye. Eyvallah. Siz çünkü li te'arafu'ya yakınlaşasınız anlamı. Çünkü tabii tanışmak budur. Tanışmak için yakınlaşmak gerekmez mi? İnsan tanışmak için uzaklaşır mı? Evet. Yani bir tür ünsiyet manası. Eyvallah. Tabii ki, tabii ki. Tabii evet, ki. Evet. Yani nasıl insan tanışacak ki? Gelmeden, yakın gelmeden olmadan nasıl tanışacak? Yaklaşmadan nasıl tanışacak? Evet, evet. Beri gel tanışalım diyor beri Yunus. Gel tanışalım. Beri gelmeden nasıl tanışacak? Tabii. Tanışmak için de beri gelmesi lazım. Yani yakınlaşasınız için diye verdiğim bu hususu siz uzaklaşmak ve farklılaşmak için tefrika için kullanırsanız Allah'ı istismar ediyorsunuz. Yakınlaşma ittifak manasında zımnen yüklediğinizi hissediyorum. Tersi oradan ihtilaf üretilmemeli. Tefrika. Tefrika üretilmemeli. Ye mevzuyu ilginç bir şekilde değindiriyorsunuz. Eyvallah. O değiniden yürüyeceğiz inşallah. Eyvallah. Sizi biraz istirahat ettireyim. Eyvallah. İzleyicilerimiz de böyle sevgili dostlarımız katılın dikkatle not alıyorlar. Çok ilginç sorular gelecek gibi bir his var hocam. Durum bugün vahim mi nedir ne dersiniz? Biraz mevzu gerçekten mühim bir mevzu. Mühim çok mühim. Yara. Çok dikkat not alıyor. Ben korktum yani bilmiyorum. Evet. Gelen her soruyu size havale edeceğim. Eyvallah. Yani bu tüm insanlık boyunca yaşanmış bir yara ve bugün de bu yara çok derin. Eyvallah. Çok bu yara aslında efendim hani üstad diyordu ya insanlığın 3 meselesi temel sorunu var. 3 yani. Temel meselesi var. İşte yoksulluk, efendim, cehalet, zaruret, tefrika, ihtilaf. Evet. Dolayısıyla aslında hepsinin de temelinde bu var. Üçünün de temelinde bu var. Eyvallah. İnanın yoksulluğun temelinde tefrika var. Tefrika olmasa yoksulluk olmaz. Çünkü yeryüzüne rızık yetesiye iniyor. İnsanlar tefrikadan dolayı rızkı adaletsiz bölüşüyorlar. Tabii. Ve asabiyetten dolayı başkalarının rızkını kendilerine ayırıyorlar. Ayırıyorlar. Bunun temelinde bu var. Cehaletin temelinde de bu var. Çünkü bir kısmının saadeti bir kısmının cehaletine bağlı.
onların cehaletinin üstünde kendi saadetini onların cehaletinin üstüne yüklüyorsa onların cahil kalmasını istiyor demektir. Evet. Cehaletin devamından bunlar sorumludur. Evet. İşte size cehaletle nemalanan bir sistem işte var. İşte size tefrika aslında asabiyet tüm belaların temelidir diyebiliriz. Bu da mühim bir yaklaşım. Ayet bitmedi yalnız. Bitmedi. Eyvallah. Bitmeyecek hocam. Devam edeceğiz inşallah. Kısa bir mola vermemiz lazım. Sevgili dostlar, kısa bir aradan sonra vahyin penceresinden bu hakikatleri inşallah görmeye devam edeceğiz. Kısa bir süre sonra inşallah huzurlarınızdayız.